Bu gece Mesut Yar'ın konu Usta sanatçı Rutkay Aziz Bu gece karizmatikliğinin zekatını nasıl verdiğini Herkesi mest eden sesini korumak için Her sabah kaç tane çiğ yumurta içtiğini Ve Fransızcayı yanlışlıkla nasıl öğrendiğini açıklayacak Hanımlar, beyler, Türkiye'nin enleri bünyesinde toplayan en çok rağbet gören talk show'u Mesut Yar'la Laf Çok başlıyor. Efendim an itibariyle hepiniz hoş geldiniz. Size farklı bir gece yaşatmak ve hızlı bir gece yaşatmak için. Yine ustalara saygı kuşağından Sayın Rutkay Aziz'i ağırlıyoruz. Sağ Bayağı bildiğin. O çıkmaz, bu çıkmaz diyorlar. Valla diyorum usta olan çıkar zaten. Hiç sıkıntı yok. Yok canım, Seni kıramaz Cansınız. <laughs> ya ben şeyi bilmiyordum. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Gazetecilik mezunu olduğunuzu bilmiyordum. Doğru mudur? E, hayır doğru ama yapmadım. Niçin? Yok tiyatro yapıyordum. Ha yani aynı anda yapıyordunuz tiyatroyu. E, tabii canım yani işte, askerlik, askerlik için yaptık herhalde. Tiyatroyu mu? Hayır <laughs> gazeci. Abi gazeteci iyi olurdu, istihbaratta falan kullanırlardı. E, yok canım gazeteci arkadaşlarım oldu, o yeter. Hmm. Kimler vardı diyeceğim ama gereği yok galiba. Yok, söyleyemem şimdi. <gülüyor> 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 Tiyatro nasıl başladı? Tiyatro <laughs> Bakık Ölücesi'nde Felsefe Hocam, Neriman Hanım, Işıklar içinde Uyusun, Abi. Onun beni tehdit etmesiyle başladı. Nasıl bir şey bu ya? Ya işte şöyle bir şey tabii. O felsefe, psikoloji ve sosyolojiye giriyordu. Of. Bir, beni de bir oyunda bir rolde oynatmak istedi. Kabul etmedim etmeyince de seni bırakırım derslerden dedi. O korkuyla ben peki dedim. Çok iyi Rolüm ya. Rolüm zaten bir tek cümleydi. Tu Allah kahretsin. Onu diyerek tiyatroya girmiş oldum. Oyunculuk böyle bir şey galiba değil mi? Hani bir cümleyle <laughs> e, anlaşılabiliyor. <laughs> Öyle oluyor ama sonradan tabii şey oluyor. Alkışı seviyorsun o sahne tozunu da seviyorsun. Hı hı. E derken işte her gün yıl e, tiyatro kolu başkanı yaptılar. Ben de hiç utanmadan satıcının ölümünü seçtim. Orada da <laughs> başvuru kendime verdim. En iyi erkek oyuncu seçildim ve hayatımın en büyük mutluluğunu yaşadım. Muhsin Ertuğrul'la tanıştım. Beklan Bey'le, Işıklar'ın Hanım. Onlarla bir yolculuğa başladım. Öyle ...ve bir bildiğin. Ankara Sanat Tiyatrosu. Şimdi oraya da geleceğim Ankara Sanat Tiyatrosu'na ama... ...anladığım kadarıyla bir <laughs> sorumda şeydi size... ...untamadığınız repliğiniz ya da tiradınız hangisi... ...Tuhall'a kahretsinmiş galiba. Yani böyle... <gülüyor> <gülüyor> ...diyerek başladım işte yani. <laughs> Güzel başlamış. <laughs> ee, sonradan tabii inisiyatifi elinize almanız da önemli. Tiyatroda inisiyatif... ...hakikaten tam olarak kime aittir... Ee, ...yoksa bir e, kolektif e, bir iş midir? Tabii kolektif bir şey ama yönetici ve yönetmen son sözdür. Olmak zorundadır. Hı hı hı. yani çok disiplinin e, ağırlıklı olduğu bir meslek kolu diyeyim. Hı hı. Hatta ünlü bir Sovyet yönetmen vardı. Sen onu paylaşmak isterim bizi izleyenlerle. Yani Yuri diye Taganka Tiyatrosu yöneticisi. Sovyet elçiliğinden de dostlarım vardı. Ya nasıl bu adam? Bir iki oyunu da sevmiştim çünkü. Ya onu sorma o faşist derdi. Aha, <laughs> nasıl faşist Sovyetler Birliği, ganka tiyatrosu kim diş mi kimse dinlemez derdi. O faşizm başka Hı. bir anlamda faşizm tabii. Hı. Ama sonuçta söz Son söz yönetimde. Yönetim. Öyle bir şey lazım galiba tiyatroda. Şart. Tatlı bir faşist diyelim diyelim? Tatlı bir faşist Başka tabii. Bir şey tabii ya, anladığımız anlamda değil tabii. Değil Yanlış tabii. anlamayın. Şimdi ustalarda herkes herkese bir faşist diyor da... ...bahsettiğimiz şey çok başka bir faşist. Başka bir şey. <laughs> başka bir faşist. <laughs> <laughs> Yine de şey herkes hemen hemen tiyatrodaki... ...ustalarıma da sorsam bunu... ...aynı şey bir ekolden bahsediyorlar. Şimdi Ertuğrul Muhsin tabii... Başlı başına bir şey. Evet. Ama Bektan e, abi o, rahmetli, Ayla e, abla hani düşününce o ekoldensiniz diyebilir miyiz? E, tabii biz yani bilirsin 2010 yılında e, Taner Barlas arkadaşım Ümit Denizler ve Metin Denizler biz perdeci oyuncularını kurduk. Hı -hı. Ben aslan ayrıldım. arkadaşlara bıraktım daha doğrusu. Ve grubumuzun e, adında perdeci koyduk. Perdeci nereden geliyor? Muhsin Ertuğrul hocamız yazılarına perdeci imzasını atıyordu. Oo harika. Ona olan vefamızdan, ona Aha. olan dostluğumuzdan, sevgiden, saygıdan ne dersen de perdeci oyuncuları oynuyorum bugün de halk düşmanla. Ya yani beş tane oyunu onun adına oynuyoruz zaten. Çok enteresan. O zaman yani şöyle bir şey diye e, tiyatro bir yandan da hani vefa erdeminde içinde e, barındıran bir sanat. Kesin. E, peki sen... adam olmak böyle başlıyor ama. Ha. Bana sorarsan. E Tabii Erdemler e, ya, tabi zinciri. Yani. Zincirleme reaksiyon diyoruz biz ama sevgili hocam e, bir yandan da hani şunu düşünüyorsunuz. O vefa duygusu tiyatro izleyicisinde de var mı? Şimdi mevcut tiyatro izleyicisinden bahsediyorum. Bu yeni bir şey o da kendisini güncelledi mi yoksa evet. bambaşka bir şey mi karşı Çok kapsın? zor bir soru sorduğunu söyleyeyim bir kere. Eyvallah, ne güzel. <laughs> Çalıştınız zaten. Evet evet evet. Ben her zaman bir şeye söyledim. Ne olur e, Mesut arkadaşım. <laughs> seyirci koltuğunda oturan seyirci de Hayata sorumluluğu yaklaşmak zorundadır. O sıradan bir oyuna gelmiş değildir. Ben kendi koyduğumuz oyunlarla ilgili söylüyorum. Ben hiçbir zaman tiyatro yapmadım. Ben ilerici ve devrimci bir tiyatro yaptım 50 yıldır. <laughs> ve hala da yapmaya devam ediyorum. <laughs> Muhalefetin tiyatrosu oldum. Olmaya <laughs> da devam edeceğim. Bu kadar açık. Hiç pişman oldunuz mu tiyatrosu? Asla. <laughs> Çok hep mutluyum. <laughs> Şimdi de mutluyum. <laughs> Bir dönem mesela... Uzaklandık, hani... kapatıldık, o tehditler şu bu. Çekmediğiniz dert tabii canım, tartışması. Tabii canım, tabii dünyanın. canım. Ama dünyanın hemen hemen tüm coğrafyalarında bu iş böyledir evet yani. Evet ama dünyaya baktığında şimdi siyasal sinema ve siyasal tiyatronun pek talebi yok gibi. O da ilginç bir durum. Yavaş yavaş vaz mı geçti insanlar eleştirmekten? Bilmiyorum eleştirmekten. ama Mesut arkadaşım, mesela ilginçtir. Bir halk düşman oyunu şu anda İngiltere'de, Almanya'da iki tiyatroda ve Amerika'da oynuyor. Ya bir anda İpsen haftası mı diyeceğim hı hı hı. ki öyle bir şey de yok. Hı hı. Ama biz 1882 yılında yazdığı bir oyun hala bence Türkiye'ye bir şeyler söylüyorsa e, burada da bir duracağız yani. Yani şeyi düşündüğünüz zaman yani tiyatronun tamamını düşündüğünde hatta antik tiyatroya doğru kendini attığında yine edilen laflar aslında bir noktada şey tarih tekerrürden ibarettir'e çıkıyor. Ve geliyor. Peki... İnsanoğlunun bu kadar pratikten hiçbir şey çıkartamaması, ders çıkartamaması. Ama özünde tiyatro insanın yaşama sanatına katkı sağlayan bir uğraş. Hmm. Onun için tıpçılarla bizim ilişkimiz çok sıkıdır. Çünkü tıp dünyası, doktorluk da insanın yaşama sanatına katkı sağlar. Elbette. Ve orada dikkat edersen, ki yetmişindir tabii ki, hemen hemen tıp fakültelerinde muhakkak bir tiyatro kulübü, %100. tiyatro okulu vardır tabii. ve doktor arkadaşlar tiyatroya çok sıcak bakarlar benim tanıdığım bu anlamda çok. Benim de az önce siz açmışken konuyu ben de söyleyeyim İstanbul evet. basamak sahnesi bizzat çapa içinden çıkmıştır ve Hiç bu açmış. adamlarla aynı sahneye çıktım. Mutluyum. Yani şimdi ha. her biri bir profesör kendi alanında, ihtisas alanlarında ama ha. çok keyifli tiyatro doğru diyorsunuz. Ben bunu böyle düşünmemiştim ama i̇nan, içe geçmiş. İnan böyle. prensipler çok ilginç. Tabii, tabii. Dünyanın en eski mesleği aslında tiyatro. Yani bir yandan da ha, meslek demeyelim de en eski anlatıcı galiba. E, e, tabii değil mi? ama ona diyalektik olarak doğru bakarsa içerik ve biçim olarak da her an yenileyebildiğim bir tiyatro. <laughs> Onun için kimi şaşırtan bazı arkadaşlar vardır, meslektaşlarımız değil tabi de. Ama sanat dünyasından diyeyim kibarca. E, ölü sanattır derler tiyatroya, bitmiş bir sanattır, müzeliktir. <laughs> Makele. Mümkün değil, mümkün değil. İnsan yaşadıkça yaşayacak <laughs> bir sanattır bu. <laughs> ve Herhangi bir dijitalin de uğrayamayacağı bir sanattır bana sorarsa. O keyifli bir şey. Yani bir yerden ya analog kalmak diye bir şey. Yani. E tabii sinemayı reddetmiyorum asla. Hı. Onun, onun mesela bir ustanın bir lafı var. 20. asrın en büyük bir silahıdır der. Sınır tanımayan bir silah sinema. Evet. Doğru. Hı hı. Ha bugünkü dünya sineması ayrıca tartışılır Ama ya tiyatronun ölü bir sanat olduğunu kabul etmem pek olası değil yani. Yani ölmeyeceğini de kabul ne etmek lazım. Ne insanla yaşayan bir şey çünkü. Duygularla yaşıyor. <laughs> şu anda biz de biraz senle tiyatro yapıyoruz şu anda. Bir nevi evet. Şimdi <laughs> altındayız. Bir nevi evet. sorularımız var. Ama ne bileyim Dekor yani, sizin gibi bir ustayla aynı sahneyi <laughs> Ay paylaşmak yani, da. Allah, ne bileyim abi. <gülüyor> İnsan <gülüyor> daha hissediyor. Değil. Şey geldim. E, zaman zaman e, elbette hani politikanın e, şeyin önüne geç, hayatın önüne geçtiği zamanlarda e, sol ya da sağ tiyatro oldu mu bilmiyorum. Hakikaten bu tamamen cehaletten e, kaynaklı Allah, bir şey. E, ama sol tiyatroyu, slogan tiyatroyu. Tiyatrosuyla da karıştıranlar oldu. Efendim bunlar slogan tiyatrosu yapıyorlar, bir şey üretmiyorlar. Dendi. O yalan. Yapanlar oldu. Zaman zaman ben de o hataya düştüm. Düşmedim. Var mı diyeyim. slogan tiyatrosu diye bir şey gerçekten? Yok canım, olmaması gerekir Yani hmm. işçi sınıfının sanatı bile sanat olmakla yükümlüdür. Yoksa işçi sınıfının sanatını sadece grev, lokata, bir hmm. Mayıs'a indirgersen <laughs> o sanat olmaktan çıkar. Üç gün içerisinde kapıda Önemli zaten olan bu. toplumcu gerçekçi bakış açısıyla hmm. tiyatroyu yönlendirmek lazım. Hmm. 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 Mesela bu. Doğru. yani mesela gelip göreceksin e, dilerim bir alkışmanla. Tabii ki. E, e, yani öyle bir yoruma girdik ki bir anda 1882'de yazılan bir oyun çevre eylemcilerin oyununa döndü. Al bak şimdi yani mesela nasıl ufka bakıyor. Ama bu İpsen'in sayesinde oldu benim buluşum değil. Hmm. Ama... ama yine de ama bir şey, İpseni de yaşanır e, kılan e, ya da ama... kılan siz değil misiniz? Ha, ha. Öyle bir, Öyle bir metin var. yazmış ki adam, Hı -hı. sen al onu al, i̇şte yani varsa yeteneğin, belli bir dünya görüşünde onu yönlendir. O keyifli. Ee, lezzet alay. Ankara Sanat Tiyatrosu zamanlarına gidelim biraz. Hakikaten Türk tiyatro tarihini, ismini altın harflerle yazmış, büyük ustaları... Tabii, canım, içinde, tabii. Hala galiba da yaşıyor e, bildiğim Bilket'te, kadarıyla. Binkette evet devam ediyorlar. Gençler devam devamı. Zaman zaman böyle hani çaktırmadan gidip e, tedbirli kıyafetle e, izlediğin birileri oluyor mu ya Yok, da oyunlar oluyor yapamam mu? Yapamam öyle bir şey zaten. <laughs> Ama ar ararlar. Zaten seni abi seni de yani görmemek mümkün değil sonuçta. Yok işte İhtiyaç duyarlarsa ararlar ben de konuşurum. Anladım. Onun dışında pek fazla bağlantım yok. Sevgi, tiyatro eleştirmeni ile tiyatro e, oyuncusu arasında tiyatrocu arasındaki e, iletişim nasıldır? Mesela ben Türkiye'de Öyle mi? Hiç. Yani bir iki eleştirmen de belki ama genelde eleştirmen dünyasına pek sıcak bakmadım. Çünkü Hı. hiçbir eleştirmenin heykeli dikilmemiştir. Dikilmeyen o heykeli de güvercinler yani bir takım <gülüyor> içinde. Konmazlar. <laughs> e, şey. evet. <gülüyor> <gülüyor> ...keyiflerini çıkartamamışlar ya. İnşallah. Yani. Ee, eleştiri müessesesi aslında oradan da e, bakınca Türkiye'de do ya da dünyada doğru işlemiyor diyebilir miyiz durumda? Peki o anlamda dünyaya ...izlediğimi pek söyleyemem sana Hı -hı. ama zaman zaman da bizde de çok saygı duyacağım eleştirmenler oldu. Hı -hı. Onların eleştirilerinden de ciddi faydalandık ama şimdi yok gibi. Hala var mı yok galiba? E, yok gibi canım. Yani. Ya, Tiyatronu var oluşu ama eleştirmen e, sınıfının yok oluşu da. İnsan oturup düşünmesi Ama gereken eski dünyaya, Türkiye'yi düşün ne olur 80'li yılları, 70 sonrası ciddi ciddi tartışılıyordu gazetelerde. Sanat dergileri <laughs> çıkıyordu, eleştiriler bilmem insan. İnsan şimdi serbest piyasa ekonomisi, herkes her şeyi yapıyor. <laughs> ülke çok bereketli bir ülke. Herkes her an her şey olabiliyor bu ülkede yani. Ben mesela ilk Seçkin ablanın şeylerini okurdum, eleştirilerini okurdum. Tabii canım Seçkin o fay. anlamda önemlidir. İnanılmaz. Tabii. Nereden nereyeydim abi? Yıllar hızlı geçiyor. Peki sonuç itibariyle bir de sinema boyutu var işin. Tarık abi rahmetli sizin en yakın dostlarınızdan bir tanesi. Çok. Ee, abi hiç böyle aklınızda ya yıldızlar kadrosu keşke herkes olduğu yerden kalkıp gelse de şöyle sağlam bir kadroyla sahneye çıksak dediğin eksik gördüğün eksikliğini çok hissettiğin insanlar var mı? Var tabii ya. Var var var. Ben şimdi yani biraz yalnız kaldım biliyor musun? Şey, yani yalnız değilim ama yani bir Tarık'ı, bir Bülent Kayabaşı, bir Nuri'yi bir savaşı falan kaybedince biraz şey Hı. oldum ben. Azaldım ya yani. Doğru. Azaldım. Doğru. Eksiliyor. Kimseyi de dilemem böyle çok sevdiği yakın arkadaşlarını kaybetmesin. Yaşarken çok zor oluyor. Doğru düşünüyorum. zor oluyor. Rüyana Hı. giriyor. Falan yani şey oluyor. Aa, Bu konuyu pis... pek konuşmadım. Ben de pis soru sordum. Boş ver abi. Hadi <laughs> hadi hadi. Geçe. Hepsi Boş olduğu geç. yerde yüksek ihtimal <laughs> seni izliyorlar. Ee, şey denir ya karşıyı görmez aslında o şeye, e, gömleği giyer ya da o kıyafeti artık o terzi neyse yönetmen terzi e, evet. hangi kostümü giydin. Gerçekten görmüyor musun yani karşısında senin için karanlık bir perde mi izleyicinin olduğu taraf? E, görmen gereken oyunlar vardır mesela hatta seyirciyle konuşman gereken oyunlar vardır. İnternet tabii doğru. Tabii onu yaparsın ama <laughs> onun dışında e, seyirciyi görmezsin yani ben görmemeye çabalarım <laughs> açıkçası. Kendi dünyanın içine girersin çünkü. Ama onun dışında da bir şeyi çok önemli. Seni seyreden birileri var. Onu bilerek oynayacaksın. Seyircinin sizi görmemesi hissiyatına hiç şey yaptınız, O mümkün değil. Para veriyor. Bakmak zorunda. <laughs> Bu iyiydi. değil mi? Mecburen bir şey. Her değil. zaman sen yapacak değilsin. Ya, bir bir, ben bir, de yapayım. bir, doğru diyorsunuz. Bir bedel ödemek durumunda. dizilerde, var olduğunuz dizilerde de yarattığınız karakterler çok keyifliydi. Yani Çok severek yaptım. İlginç ya bir yandan da hani kibirli ama o entelektüel tarzı vesaire bizim Türk toplumunun böyle çok da şey yaptığı hep böyle bir tırnak içerisinde lanetlediği bir şeydir ya çok bilen insan ne gereksiz insandır diye. Hiç düşünüyor musunuz ya gerçekten? Çok bilen insan gereksiz insan mıdır? Evet ama Sokrat'ın lafı var biliyorsun değil mi? Ben bilmediğimi biliyorum diyor. Çok güzel bir laftır. Çok güzel bir şey. Yani ben mesela Mustafa Kemal'e oynuyorduk işte Cumhuriyet <laughs> Kurtuluş vesaire. Derken o da benim büyük arkadaşım, dostumdu. Zeki Ökten. Zeki Ökten. Beni bir bizimkilere sokmaya kalktı. Hı. Sonra bana anlattılar işte şu bu. Emekçi olup da <laughs> sahtekar bir adam. Şimdi Mustafa Kemal'den böyle bir role geçmek bir riskti biliyor musun? Hem de nasıl? Nasıl aldınız bunu? Biraz düşündüm. Hı. Bunu yapmam lazım dedim. Benim Tarık'la en büyük şakalaşmam nedir biliyor musun? Nedir? Sen artistsin ben aktörüm derdim. Of. O ne derdi? <laughs> Gülerdi. Onun verdiği yanıtta gülme. Kaldı o da aktördü tabii canım. Ee, Mustafa Kemal'i de tabii canlandırdınız. O da önemli bir şey. Bir şey vardır. Şehir efsanesi mi? Gerçek midir o? Yani e, piyango biletinin üzerine sizin fotoğrafınızı basılması. Doğru canım. Ciddi misiniz? Yanlışlıkla yapmışlar. Canım. E ne yaplar o biletleri? <laughs> Bilmiyorum. Sattılar herhalde. Ne bileyim hatıra bileti olarak satılabilirdi değil mi? Yani işte. Kendinizi en iyi hissettiğiniz alan hangisi? Tam olarak. yani Sadece tiyatro sahnesi mi? Yoksa tiyatro, tiyatro. Setlerde de. Tiyatro Sevdiğim setler de oldu şüphesiz Hı. yani ama ben bir tiyatrocuyum ya Hı. ondan da mutluyum yani. Neye gülersiniz? <laughs> Kime gülerim biliyor musunuz? Dünya sinemasında Peter Sellers'e çok gülerim. Çok enteresan bir adamdır ama ya. Yani. Ama aktör işte o da Marcello öyle. İlk e, başına yani şey diyeceğim yani sadece sadece zaman... pembe panter diyemeyiz adama yani. <laughs> <mi>? Ya <laughs> Ama Jane hiçbir zaman gülmedim yani. Ya, o çok e, belki mimikle ama bilmem neyle vesaire. Maskara. Şimdi gelelim o zaman asıl Türkiye'nin güldüğü yerlere. Biz biraz tebessüm etmeyi unuttuk. Hani birbirimize de dürüst davranalım. Aha. Açıkçası... Işte... Gülerek gittik ama. Naptık. Programda gülerek gittik. O, o apayrı. Senle benden bahsetmiyorum. Bir, dijital bir hayat başladı. Ve gerçek tiyatro sahnesi orasıymış gibi bize empoze edilmeye çalışıyor. Evet. Ve tuhaflıklar var. Ve tuhaf şeylere insanlar gülmeye başladı. Bir, gülme alışkanlığını. iki izleme alışkanlığını kayıp, kayıp mı ettik yoksa başka doğru bir yere evriliyor mu? Bütün değerler alt üst oldu ama. Hı. Bence bunun sonucu bu. Yani bir cep telefonuyla insan bu kadar yaşar mı ya? Ben kavrayamıyorum. Kendi arkadaşlarımda da görüyorum. Gözlüyorum. Sen evde de böylesin diyorum yani. Hı hı. Ya bu kadar mı bağımlılık, bağımlılık olabilir yani? Kavrayamıyorum, anlayamıyorum. Hayattan kopuk yaşıyorlar sanki. Güldükleri şey nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç Güldük. önünüze düşüyor e, sosyal medyayla? Hayır, benim o kadar fazla hiç ilgim yok. hiç ilgim. Çünkü durduk yerde bazen önünüze bir şey düşüyor. Allah Allah diyorsun. Hani gerçek mi sanal mı diye anlamakta zorlanıyorum. Birbirimize Ama, çok benziyoruz e, Anlamakta zorlanıyorum inan. Ama sonuçta bir toplumda bir cehalet, bilgisizlik, kültürsüzlük bu kadar yemen olursa Hı -hı. o ülkede de bunlar olacaktır. O ülkenin demokrasisi, hürriyeti, adaleti de bu kadar olacaktır bana sorarsan ya. Yani. E ama aşacağız herhalde. Mustafa Kemal dediği gibi. Yani savaş bitti. Ne mutlu. Hayır bitmedi. Cehaletle savaşacağız diyor adam. Hı hı hı. Ve hala da aynı sorun devam ediyor bana sonra. Peki tiyatro hala o savaşın bir e, önemli kargılarından bir tanesi diyebilir miyiz? Şeyleri kesin, düzeltmek için. Kesin. Diye. O zaman biraz daha sahneye çekmemiz lazım insanları. Yani sahneye doğru. Işıklı çekmemiz diye. lazım ama e, Mesut arkadaşım yani bilet fiyatları da yüksek biliyorsun Doğal olarak yani yapımcı da ne yapsın. Biz Hı -hı. mesela şu anda halk düşmanı ben bugün İzmir'den geldim. 4 tur turneden geldim. Sana Tabii vermiş yani. olduğum söz nedeniyle buradayım. Ayağa sağ. Ol. Sen sağ ol da. Ee, 21 kişi gidiyoruz. Şimdi 21 kişinin ulaşımı... konaklama işte ödediği rakam şu hı. bu ve bunlar. Ciddi bir yani. Bizim yapmış olduğumuzu Aysa yapıyor bilirsin Aysa. Hı hı. Aysa çok eskidir. Çok yani. eski. Eskiden benim. Eski dostlarım, arkadaşlarım zaten sağ olsunlar da. E, zor yani. Seyirciye de ben aman diyorum talebiye yüklenmeyin diyorum. Hı hı. Onlar da yüklenmiyorlar ama e, yine de sonuçta bir para yani. Hı hı tiyatro izliyse affedersiniz girdiğim lafınıza tiyatro izliyse geçenlerde yine bir tiyatrocu dostuma sordum bir aktör dostuma sordum Hı. ya dedik ki Üstad bazen hani bizim oynadığımız dizilerdeki karakterlere kanıp geliyorlar. Bizi orada öyle zannediyorlar. Doruluk payı var. doğru payı var. Bu iyi bir şey mi ya? Yani? Dizide şöhret olan arkadaşım tiyatro açıyor. E, dan, geçici bir şey bunlar bence. Yani Hı. klasikleşmek başka bir şey biliyor musun? Hı. Bunun en somut örneği genco. o. Erkaltı geliyor o. Yani bir uluslararası bir değerimizdir yani. Ve yaşı da maşallah yani. Dostlar diyor, kendisiyle dost adam bir e kere. Canım. Zaten oradan değil mi o yani çoğu? Tabii. Yavuzluluğu yani gelip geçici. Hı. Hayır, klasikleşmek çok önemli. Ders verdiniz mi hiç? Ders? Hı hı, tiyatro dersi. E şimdi şey şeye gidiyorum, Bahçeşehir Üniversitesi'ne. Harika. Gençlerle orada beraber oluyorum. Ne görüyorsunuz gençlerin arasında? pek olumlu görmüyorum biliyor musun onların suçu değil tabii İçinde bulunduğumuz sistem yani onların ağzımı anlatmaya çabalıyorum erdiyim <laughs> hepsinden de çok saygı duyuyorum seviyorum o da ayrı ama suçlu onlar değil tabii ya ben biraz şey kaygısı hissediyorum Utku abi yani çocuklar için söylüyorum gençler için söylüyorum çok her birine tek tek güveniyorum ve tek tek hakikaten ülkenin aydınlığa giden e, ufkunun ufkun anahtarı olduğunu düşünüyorsun. ama Aynen. bir an önce şu şöhret çabası <laughs> her dönemde var mıydı? bilmiyorum. yani sizin kuşaklarda da var mıydı? Yani sizin kuşaklarda yani bir önceki kuşa aslında vardı ama ya yani, sen şöhret peşinde koşarsan o gelmez. O kendisi girecekse geleceği varsa gelir zaten de. <laughs> böyle bir telaş içinde yaşadıklarını gözlüyorum tabii. Gözlüyorum. Hı hı. Ama yine bir şey inanıyorum ki bu ülkenin siyasal, ekonomik, kültürel bir takım gelişimi, değişimi olacaksa Hı -hı. bu özellikle kadınlarımızla ve Hı -hı. gençlerimizle olacak. Ben de hep bu umudu taşıyorum içimde. Elbette canım yani umutsuz yaşanmaz. Yok en son umut ölüyor insanda zaten. Yok. Tiyatro cinsiyetçimi yani kadın tiyatroda kuvvetli mi? Çünkü hani toplumun başka sektörlerinde ya da endüstrilerde baktığımızda <laughs> biraz geride kalmış yok ama kadınla başladı tiyatro dersi. Ya o Geride bırakılmış yani. diyelim tabii ki. Hı. Sonra yani kadın, önemli kadın oyuncularımız oldu tabii ki. Başta Yıldız Hanım, Işıklar için Uyusun. <laughs> ee, bir sürü var. Atladığımız için Aytan Gökçer Hanım var. Yani. Bir dönem var. Meral Taygun vardı. Tabii. Çok önemliydi tabii. Var böyle. Şimdi de var. Hı hı. Ee, bağışlasınlar atladığım isimler olur. Tehlikeli konu bunlar. Evet. <laughs> Evet, evet desen seksistlerler, hayır desen başka bir şey derler, bizi unuttu derler, doğru Yani, doğru. Doğru. var var. Var. O iyi, yani ben ben ikna oldum, izleyici de ikna olmuştur. Biraz bugün tiyatro konuşuyoruz, izninizle e, konuşalım da çünkü Rutkay Aziz'i her zaman bulup bir de onunla tiyatro konuşabilmek çok da e, kolay bir mevzu değil. Hakikaten insan zorlanıyor. Yani Seninle birlikte olmak keyifli, sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, ol. Birçok şey öğreniyorum, öğrenmeye de devam edeceğim sizden. Şimdi... E, Çocukların çabaları var. Mesela atıyorum, gerçekten şeyden çekirdekten bir kastı, iyi bir kast ajansı bulmuş. Çekirdekten de girmiş ve diziler içerisinde bir nevi aktör ya da aktrist olmuş. Denebilir mi onu bilmiyorum. Yani meslek evet bu çocuk aktör ya da bu hanımefendi aktrist e, diyebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama bir yerde iş gelip dayanıp tiyatronun eksikliğine e, açılıyor. Ve o noktada çocuklar bir anda kendilerini gerçekten donanımsız hissediyorlar. Evet şey de olsa, sinemada olsa, dizi de olsa, televizyon da olsa bir temel e, oyunculuk eğitimi tiyatrodan gelen ya da bir sahne tozu şart mıdır? E şart bence. Ee, ama <laughs> öylesine var bitirmiş bazı arkadaşlar var ki hı hı. E, hiç oyunculuktan nasibini alamıyorlar. Ama alaylı olarak gelen bir takım arkadaşları görüyorsun kız erkek. Hı hı. Allah Başka bir tüy var yani. yetenek hı hı. denen bir şey var. Hı hı. Ama önemli olan o yeteneğe teslim olmamak. Yeteneği işleyeceksin. Duygu akıl birlikteliğinde o yeteneğin işlenmesi söz konusu. Hı hı. Yoksa o gelen yetenek geldiği gibi gider. Bir de ilginç bir şey saptamam var benim izin verirsen söyleyeyim. Yetenekli insanlar biraz tembelliği sever. Hı hı. Yetenekli oldukları bildikleri için. Ve doğru kullandıkları şey için. Hı hı. Ama yeteneksiz insanlar çok çalışırlar. Onlar tembellikten uzaktırlar, yetenekli olmak adına çalışırlar. Ama o da pek başarılı olmuyor. Şartlar bir türlü eşitlenmiyor mu? <laughs> Abi o kadar inovasyona rağmen adam arkeye yatırım yapıyor, evet, yatıyor sadece. Olmuyor. Bu da bir şans değil. Ama bu. mesela bir bakıyorsun, Bize özellikle bizim sinemamızda hı hı. bazı manken arkadaşlarımız var erkek. Evet. E oyuncu oldular. Gördüğüm kadarıyla sinemada, bazı dizilerde. İsim isim sormak istemem ama yine de hani Yok. bir kıvancı yani, nasıl bulursunuz? Tabii canım. Oyuncu oluyor. Oyuncu o. Oyun. Hı. Kenan olsun, o olsun. Oyuncu bunlar yani. Bunlara da saygıyla yaklaşmak lazım bence. Peki tiyatro deneyimleri olmadı. Denemediler, yapmadılar. Belki de bu da bir tercih. E, Tiyatrodan kaçabilirler. Tarık da hep kaçtı. Hiç çıkmadı mı Tarık abi ya? ya hiç. O. Çünkü tiyatro oyunculuğu sıfırdan bir şey. çıplaksın sahnede öyle montaj, efekt, şu bu, kolaj hı hı. E, gibi yan etkenler yok. Sensin başka başlı, başını başına sensin. Hı hı. Yani onun için derler ya meydandır falan sevmem o sözleri ama. E, onun, onun için kaçarlar haklı olarak. Tek başına yani, yani karizma yetmiyor. Başka gitmiyor. E türlü yetmiyor, yetmiyor. Da lazım. Ama ya, şimdi bakıyorsun, Marcello Mastroianni tiyatrodan gelme, Belmondo tiyatrodan gelip sinemaya geçme, geçenlerden, hı hı. Alain Delon da öyle. Dünyada buna benzer örnekler var tabi. Marcello abi bu son yaptığı filmde izledim. E, yanılmıyorsam galiba oydu. Evet, o e, olmasa. Hayatta değil mi ya? Ben yanılmıyorum değil öldü. mi? Öldü. öldü. mü? Marcello size, öldü. E, kitap kulübü diye e, bu bizim gerçekten James Fonda'dan başlayan bir dörtleme var. Hı. Oradaki demek ki ötekisi. Karıştırdım isimleri. Olsun. Demek ki adam Fatiha istiyor. En azından anmış olduk. <laughs> anmış olduk. Hak Şeyin... ediyor bir de anmayı zaten. Ya Bunlar muhteşem şeyler. Tabii bir canım. de bizim çocukların böyle bir e, yurt dışına açılma heyecanı var. İster istemez. E, o heyecanın sadece hani e, dizler yoluyla şey ama. olması. E, doğru bir şey. Açılma. Doğru bir şey mi tabii dersiniz? Canım, tabii canım. E, peki orda, oradaki... Mesela şimdi bizim Haluk galiba, Anca, Jolie ile bir, ha, film, bir film, film yapıyor. Evet. Kallasla onasiz ve evet, etti ne güzel bir olay. Ama Haluk abi e, biraz tersinden gösterdi. O İngiltere'den geldi biliyorsunuz. Sonra tekrar. Ama olsun canım. Ama diyor. olsun bir, bir, Haluk da bu anlamda bir değerdir yani ben. Onasiz'i duyuyorum, seviyorum Hı -hı, Seni, tabii canım Hı -hı. tabii canım. Ve gelir mi yeni Haluklarımız? E, gelmesi gerekir. Hı -hı. Ama yani çok İngiliz olarak gelmeseler iyi olur tabii yani. <laughs> Haluk abi biraz İngiliz kaldı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Peki, bir şey ee, uzun ömürlü olsun tabii ki Haluk abimiz, Haluk Bilginer ee, hakikaten kendisini de ağırlamıştım zamanında. Müthiş bir şey yani. Ee, bazı insanlar koltukta da devleşiyor. Bazı insanlar da sahnede devleşti diye bir O sahnede devleşti ne demek tam olarak? <laughs> Saçma bir laf tabii. de. <laughs> Fakat buna benzer. Mesela Rahmet'in Nisa serizi izledin mi? İzledim. İzledin. Vallahi izledim. Küçücük bir insan ama sahnede Küçücük, büyür. Evet. büyür. <laughs> i̇şte o galiba kumaş dediğimiz, teatral tüy dediğimiz olay o. Enteresan büyür değil. yani. E i̇şte Adile abla da yani hani Adile Mesela. Değil mi? Ben hiç ona hani ufak tefek bir kadındır ama yani sonuç itibariyle bütün şey bir aile var, işi. Kamerada bizim yaşlı camcılarda çok sevdikleri bir laftır o. Kamera sever onu. Kamera <laughs> sevmedi onu. Hemen oradan adama şey puan verirler insana. Tiyatro de öyle midir? Sahnede sahne sever, olayız. sahne sevmez. Yok. Diyemeyiz öyle yani. şey. bir e, akım başladı, dünyada da var zaten hani e, akım demeyelim bayağı da eski bir şey aslında stand-up denilen şey. Evet. E, bizim bir Cem Yılmaz'ımız var. E, çocuklarda onu bir deniz feneri yaptılar ve e, arkasından ciddi bir şey akım başladı. Tek kişilik gösteri diyelim hadi ona. Evet. E, e, tiyatroyu dahil edebilir miyiz? Bu başka bir disiplin midir? Bu başka bir şey. Hmm. Cem'in başarılı olması nereden kaynaklanıyor sence bilmiyorum ama Cem'de kent kültürü var. Hı. Cem'de kent kültürü olduğu için Cem çok yaşar. Bence, kanımca. Hı hı. Ve o anlamda da yetenekli bir arkadaş. Oyunculuğunu nasıl buluyorsun? Sinemada da, var, var enteresan. Var tabii canım. Acayip şeyler da deniyor şu tabi, sıralarda. Tabii, tabi. Acayip şeyler deniyor. O çektiği filmler biraz... <laughs> ya anlamaya çalışıyoruz tabii de. Ya <laughs> Erşan'ı falan değil de ötekisi mesela <laughs> film. Anlamaya çalışıyoruz. Belki zaman içerisinde Niye alırsın. yapıyor onu anlamakta zorlanıyorum tabii ama Ya bulmuş bilir. Bulmuşken şeyi de sormak istiyorum. Sinemaya da bir bakalım, dünya sinemasına. İran sineması aradan sıyrıldı, bir kendini gösterdi. Evet. Şu sıralarda e, biraz hani stabil seyrediyor A, e, ama bir Danimarka, yani ne diyelim Kuzey sineması e, elettiği insanlara. E, açıkçası sinemanın evrensel e, bir tabii. sanat dalı olarak hı hı. E, tiyatro kadar vurucu olduğunu düşünebiliyor muyuz? Ne olduğunu? Tiyatro kadar vurucu ya da akılda kalıcı vurucu. bir, evet. e, şey, bir zaman krizisi olduğunu. O oradaki yönetmene, senaryoya ve oyuncularına bağlı bir soru bu biliyor musun? Öyle mi? Var tabii canım. Şey. Kelloş diye bir adam var mesela. Hı. Hmm. Çektiği her film ses getiren bir film. <laughs> bir dönem Costa Garvas vardı. E, evet. E, Angelopoulos vardı. ya yani bunlar Fellini falan. Yani çok özel adamlar. Çoğunluğu ve böyle, Akdeniz Çanağı'ndan çıkmış insanlar. E, biraz öyle. Biraz öyle. Niçin acaba hani e, köken burada olduğu için mi bu işin, bu sanatın kökeni? <laughs> bu taraflar <laughs> Bizim topraklar bereketlidir. Çıkan evet. çıkana zaten farkındayız. <laughs> <laughs> şey e... dedikoduya sokma beni ya tamam tamam tamam. <laughs> onu bir ara kendimiz kuliste kulist diye bir şey vardır ya, tiyatroda. ya o kulisin e, gerçekten tüm neşeleri ve trajedileri kendi içinde barındırdığını ama bir şekilde e, oyuncuyu da aktörü ya da artisti beslediği söylenir o kulislerde tam olarak ne olur abi ne arkadaşlıklar yapayım? var dostluklar var dayanışma hı. var az sonra çıkacağın sahneyi paylaşmak var hı hı. sahneden oyun bittikten sonra da onun mutluluğunu mutsuzluğunu yaşamak var hı hı. Yani bir şey mutfağı aslında bir biçimde hı hı, de. Hı. E, tadı başkadır. Doğrudur. Kaç yıl oldu Rutka abi? başladı siz. Ben 50 yılımız girdim. 50 yıl. Yani yarım asırdır. Bilmiyorum yani. Sayıları pek sevmem. Hiç de önemi yok. Dokunma Ama, yarım asır... girdim. Profesyonel olarak yani. Hı hı, şey, hı hı. Ankara Sanat'a 1971'in Eylül'de hiç bilmediğim bir Ankara'ya bir trenle gittim. Asla. E i̇şte öyle böyle gidiyor. Peki hoş geldin mi dediler yoksa o dönemde bir yok, yok, yok. bir şeyden geçiyor Arkadaşlarımla olurdu. falan aslında 40 yıla yakın emek verdim. Yönetici olarak, oyuncu olarak, yönetmen olarak. Hiçbir şey tek başıma yapmadım. Arkadaşlarımla yaptım. Ama çok büyük mutluluklar yaşadık. Senin çok iyi bildiğim bir şey ana oyunu 1 Mayıs Marşı'nı hediye etti işçi sınıfına. Evet. Türkiye halkına, emekçilerine. Bir örneği yok. Dünyada örneği yok. yok. Yani bir tiyatro bir marşını... Hediye edecek yani işçi sınıfına, emekçilerine. E bu bir mutluluktu. Hı -hı. İki defa, üç defa kapatıldık, yasaklandık. O da bir mutluluktu. Hı -hı. E, yasaklanınca onur duyuyorsun yasaklandığın için. O, değil mi? Yani madalya gibi bir tabii şey. Tabii canım. Her tabii seferinde. Canım. E, güzel günler. Peki işçi sınıfı, ya o döneme bakalım. yani Biraz dönelim 70'lere. E, 70'lere baktığımızda işçi sınıfı sınıf bilinci e, denilen bir kavram vardı. Ve o oraya doğru e, koştura koştura evet, gidiyordu. Şimdi... Evet. E, işçi sınıfında bir bilinç e, bilinç aktarabilmek, yani bu e, inşallah şey mi haddimi aşmıyorum, yok, yok, e, yok. aynı bilinç var mı ya da aynı bilince koşu var mı? Azınlıkta var. Çünkü diskin 70'li yıllarda, 80'li yıllarda DİSK'in üyesi sayısı 3 milyonsa şimdi Hı -hı. öyle değil maalesef. Hı -hı. Çok daha... Küçük bir... da gidiyor e, bir şey. Tabii. Tabi, Ayrıca da ikide bir de darbe gören bir ülke burası. Demokrasi Hı -hı. habire felç olan bir ülke Hı -hı. o zaman... İşçi sınıfını bilinçli örgütlü tutmak da pek kolay değil. Kaldı ki bugünkü geçmişteki disk başlarında da hepsine beraber oldum saygı Bugünkü Arzu da herkes oldu da son derece değerli bir insan arkadaş. Ama yani o bilinç artık dünya da çok değişti Mesut yani. Artık kırılacak zincir falan yok. Artık arabalar var, ev var. Daha başka çocuklarım acaba nasıl en iyi biçimde yetişir İşçi sınıfı da bunu düşünüyor. Niye düşünmesin? Zincirden ziyade halkaları şu anda yani, yapmak durumunda. Niye ne? düşünmesin? Doğru diyorsunuz. O da evladını Avrupa'da okutmak ister yani. Onun <laughs> için değişti tabii. Hiç Şey doğru durmak bizim <laughs> <laughs> de somut durumu, somut tahlili. <laughs> Buna bakarak yani hayata da öyle bakmak lazım. Net yani her şey değişiyor. Bir şekilde <laughs> ileri ya da bir şekilde geriye doğru bir değişim... E, oluyor tabii. Ülkemiz ne kadar değişiyor ayrı bir tartışma konusu. Yani olumluya mı olumsuza mı değişiyoruz? O biraz tartışma konusu. Bir tiyatro oyununa benzeseniz e, Türkiye tam olarak yani daha doğrusu hani, e, topraklarımıza en yakışan tiyatro oyunu hangisi olabilir? Bulamam ya. <laughs> o kadar uğraşamam tiyatro Ama yani, yani Me falan. Mehter Marşı bize yakışıyor tabii. Yani bir şekilde bir duruş. <laughs> Olur duruş. <laughs> Hiç kıskanıldınız mı? Yani şimdi şu şey vardır hani işin biraz magazinine girdi ister istemez. Ee, vardır bir rekabet. Yani kimi zaman tatlılaşır kimi zaman gerçekten hani şey aman tadı kaçtı Hiç yaşadığınız bir rekabet oldu mu? bir rekabet? Hiç. Olmadı Ben kendimle kavga etmeyi çok seven bir adamım. Çok iyiymiş. İnan yani. Kim kazanıyor? <laughs> bazen ben bazen o kazanıyor. Öpürüm. <laughs> <laughs> Hiç öyle bir kıskançlığım olmadı. Dinler misiniz öbürünü peki? Kendinizle kavga ettiğiniz zaman. Dinlerim, abi. çok hmm. dinlerim. Sen de var mı bilmiyorum ama ben kendi kendime çok konuşurum. Tabii, <laughs> olmaz mı? <abi? gülüyor> ha, ya. Beni susturamıyorlar çok enteresan. <laughs> Sabah akşam konuşuyorum. <laughs> ya orada da tabii ağzınız disiplinlerin farklı disiplinler. Kendi aralarında şey yapıyorlar, dövüşüyorlar ve doğal olarak bir sentez yapıyorlar. Öyle oluyor tabii, tabii. Tabii, doğal yani. bir sentez. Skandınız biri oldu mu? Yok ya. Ne anlamda yani? Ya bir şeydi ya mesleki anlamda söylüyorum. Yok yok yok. Ha şöyle mesela bir Marlon Brando hayranımdır. Onu ben de kıskanıyorum. Her tamam, türlü mesela. Bir, e, e, Peki, şimdi öyle... dünya sinemasından be, vesaireden e, bahsediyorduk. Bu popüler e, oyuncularda izleyip de beğendiğiniz kimse var mı? E, dünya sinemasında. Dünya mı? sinemasında. Hani Türk sinemasında artık net bir şeyden bahsedemiyorum çünkü e, Türk sineması karakterleri yok. Maalesef yani kimse darılmasın etmesin. İşte bu adam sinema adamıdır diyebileceğimiz. Yani işte. E çıkmıyor abi. Dünya sinemasında da pek öyle yeni insan da çıkıyor mu sence? Pek çıkmıyor galiba. Evet yani. Orada da bir sıkıntılar var. Doğru diyorsunuz. Yani eskiden böyle değildi. Kadın oyuncu, erkek oyuncu. Yani Hollywood sanki bir oyunculuk fabrikası gibi idi. Şimdi <laughs> yine öyledir belki ama. Uluslararası anlamda bir şöhreti bulmak pek kolay değil galiba sinemada. Doğru diyorsunuz. Yani hani e, son dönemde izlediğim kim etkileyebilir? Bir İdris Elba diye bir adam var. E, hakikaten. Denzel Washington severdim. E, e, bu Güzel adamın oldu. yerini kim dolduracak acaba diye. Hani e, şey dediler ya <laughs> Sidney Poitier'ın yerini Denzel doldurur. E, Denzel kim? İdris Elba diye bir adam var doldurabilirse o. Onu bilmiyorum. Güzel. Bakar mısın böyle küçük şeyde aslında daracık bir sokaktan bahsediyoruz yani evet, bir caddeden bahsediyoruz. Ama mesela bir Anthony Hopkins de var, öyle ya, var. ya. Ya ondaki ya. bir şey söyleyeceğim ya ondaki <laughs> yaşam enerjisi nereden geliyor tam olarak? Ya işte bilmiyorum. Üstad her gün adamın sosyal medyada inanılmaz her güne bir dansla başlıyor. Evet. Ve o Her güne bir ne bileyim piyano başında. Bir de senfonik bestesi de var biliyorsun. Var ama evet. ya hakikaten başka bir şey adamlar boşuna sördetmiyorlar bazen. <laughs> evet, evet evet evet. Bizde peki ya, o şey var mı ödüllendirme sistemi var mı? Hiç Şu... yani kendinizi ödüllendirilmiş hissettiniz mi? Yani verdiler bir takım ödülleri aldık canım yani. Manası oluyor mu bir oyuncu için ödülün? Her ödülü olmuyor. Ha. Ödülüne ama göre ne bileyim yani Antalya'dan aldın, Adana'dan aldım bir ödülün, Siyah'tan aldım bir ödülün. Yani Az ama alıyor tabii. Azinesin emek ödülü alınca başka oluyor şüphesiz. Ama her ödül değil yani. Festivaller de biraz değişti mi sanki e, Rutkay abi? Yani festivallerin evet, doğası değişti mi sanki? Epeydir gitmiyorum. Öyle gitmiyorum mi? Gitmiyorum. Yani gitmiyorum. Yani kendi şeyiniz olarak yani. Fikran size uzaklaştılar o, o, mı yoksa hani... Yok yok çağırıyorlar ediyorlar da. Sevmiyorum Kaşan ya. festivallerdi eskide artık. Gittik yani gittiğimiz kadar gittik yeter yani. Peki. Devletin tiyatrosu olmalı mı? Niye olmasın? Tabii olmalı. Ya, halkın tiyatrosu olmalı. şehir Şehrin tiyatrosu olmalı. Tabii canım. Devletin tiyatrosu Peki, olmalı. Her oyunda sen özel olarak yapamazsın. Hı hı. Bir takım şeyler devlet tiyatrosu. Kendi içinde tabii tiyatrocuların yöneteceği bir devlet tiyatrosu olmalıdır. Hı hı. Ve onların da yapacakları oyunlar vardır. Onların hı. yapacakları, sahneye girecekleri oyunları her özel tiyatro yapamaz. O Aslında repertuar bence, belirlemek de biraz yol belirlemek değil mi? Tabii dünyada da var ötedekli hı hı. Yani, tiyatrolar. Hı hı. Berlin'de de var, orada da var, burada da var. Yani, yani olmalı tabii, niye olmaz? O şeylerin zaman zaman yine bakar mısınız, gıybete giriyorum, <laughs> tiyatral gıybet ya zaman zaman devlet tiyatrosuyla olmuştur Türkiye'nin geçmişinde. Şehir tiyatrosu işte birbirlerine şey çevirmiştir. Hani burun kıvırmıştır. Tabii canım. Tabii canım. İkisi birleşip özel tiyatrolara burun kıvırmıştır. Tabii. Oysa ki ödenekli tiyatro olarak... Çok yaşadık. Yaşadınız mı? Tabii canım. Orada nasıl hissediyor insan? Yani siz özel tiyatro, özel tiyatro için bunlar ödenekli. Sizin hiçbir ödeneğiniz yok açıkçası. Çok iyi oluyor. Onları yapamayacağı oyunları buluyorsun. Ha böyle oturup böyle etüt mü ederdiniz? Tabii canım. Ben Bulacağız o, onu, oyunu. Ben onun kavgasını verdim. Öyle mi? Tabii canım. Yani öyle oyu bulmam lazım ki dedim. Astaki dönemi kastediyorum tabii. <laughs> Asla bunu devlet tiyatrosu, de şehir tiyatrosu oynayamaz. Ne o? Uğur Mumcu sakıncalı bir yerde. <laughs> Şeyden tabii, geçemezdi abi. Mümkün tabii değil. mümkün değil. Onun değil. almaları. <laughs> Efendim bir ceza avukatın anıları. Ya yani böyle oyunlar buldum bu koyduk. <laughs> Oynadık arkadaşlarımızla. O da hoş oluyor. Yani onlar tatlı bir rövanş aslında. Ama, değil ama mi? önemli olan gereken dayanışmayı kurmak evet. Mesut arkadaşım. Özellikle mesela bir devlet tiyatrolarında sahne almak mesele olmaya başlıyor. Bir yerden sonra. Ya ver kirala. Boş günlerin var. Hı -hı. Ver özel tiyatrolara. Aynı şekilde şehir tiyatroları. Bunları düşünmeleri lazım yönetimin başkanlığın. Kuvvetli sahneleri var çünkü. 12 tane mi? sahne var. E sen 12 saniye de istediği gibi, istediğin gibi yani kullanamıyorlar. Neyse. Hı hı. Fazla derinlemesine gitmeyeyim. Hı hı. E bırak ver. Musilin hocamızın çok güzel bir lafı vardı. Birileri tiyatro yapacak. Sende de olanak varsa onlara ver derdi. Ben arkadaşlarımın oylarıyla Ankara sanatın yöneticisiyken üniversitelerden gelirlerdi. Hı hı. Dekor isterler, kostüm isterler. Yazılı bir şey verin. Alın çocuklardan ne verdiler. Hemen verin. Hep verdik. Bu imkan olsun yine bir. O tip bir paylaşım, bölüşüm iyi tabii yani. Elbette ki var olan şey de ileri götüren bir hikaye. Tabii Peki canım. niçin bu kadar bencilleştik? Eskiden verilmiyordu, eskiden de verilmiyordu belki ama yani hani tiyatroda kendi içinde bencilleşen bir sanat haline, yalnız bırakılan bir sanat haline mi geldi? ev bireyciliğimiz giderek büyüdü. Sence büyümedi mi Tam bireyciliğimiz? Buradan nasıl çıkacağız abi? bu? Yani hani... Biz aslında en yüce değer emek diye büyüdük, evet. emek. Hı hı. Onun için bize annemiz, babamız neyse ee, sana emek veren bu bir garson olabilir, bir ayakkabı boyacısı olabilir, bir tezgahtar, şoför olabilir. Teşekkür et derdi, teşekkür <laughs> edeceksin. e ee, böyle büyüdük, bu duygularla büyüdük. Biz Tarık'la emek e, işçilerinin Ankara'daki şeyine gittik. Grevine yürüyüşüne katıldık örneğin. Aynı günde benim, bazı arkadaşlarım Sayın Tayyip Bey'in e, kahvaltısına gittiler. Bize sordular niye siz oraya gitmediniz buraya. <laughs> bizim yerimiz emekçinin yanı dedim. Emekçi biz buradayız ya. Hı hı. Ne işimiz var bizim orada? Hı hı. Yani bunlar toplumcu duygular giderek azaldı. Hı hı. Sen de onu gözlüyorsundur. Delik. İnsanlar daha çok benine döndüler. Ben ve birey. Hı hı. Denize düşen yılana sarılır. Ya tamam da yılan sana sarılır birader. Bir yerden sonra. Hı hı. Tabii. Yılanına bağlı olacak. Yani. Peki o zaman şey diyebilir miyiz? Ayrılıp gidenler oldu, bir de savrulup gidenler oldu anladığım kadarıyla. Dönekler oldu bir de. Oldu değil mi? İşte savrulup gidenleri ben o anlamda. Hayır 12 Mart'ta 12 Eylül'de bugünün dönekleri kadar kimse döner, dönmedi bu kadar. Hmm. Hayır. Net biliyorum yani. Nasıl bir cezalandırma yöntemi yapıyorsunuz elbette ki? Yani Aslında kendi kendilerini cezalandırıyorlar onlar. Hmm. Onların kendilerini mezara gömmeseler için ayrıca bir doktor müdahalesine gerek yok. Bu düşmanından bir tiras. Güzelmiş. <laughs> Bu zaten kendilerini gömüyorlar. Oldu. Onlar kendilerini gömüyorlar zaten. Hı hı. Özellikle bir çabaya gerek yok yani. Ya bir sanatçının ölümü de yani kendi kendini öldürmesi de hakikaten çok düşündürücü bir şey. Çok düşündürücü. Ya, yani uyuyamazsın ya. Yaşayamazsın yani. Siz nasıl savrulmadınız abi? Oysa ki yani rahatlıkla savrulabilirdiniz <laughs> isteseydiniz. Hı hı. Evet. Dünya görüşüm. Sahip olduğum sol düşüncem. Bilimsel sola olan inancım. Hı, hı, hı. Bir de sen ne sorun soyu bir şey paylaşayım ne olur. Ruhsuz topuzu bilirsin tabii ki. Bilmez miyim? O bizim Nazım Hikmet Vakfı'nın kurucularından dayanışma hocamız ya <laughs> yani, büyüğümüz tabii. Son günümüze gittiğimizde televizyoncu arkadaşlarım geldiler işte bir şeyler söyle. İşte söyledim. Asıl başka bir şey söyleyeceğim dedim. Ne? Kıfsı Hoca 101 yaşında vefat etti. Yüz küsur yaşına kadar dedim, ilkeli, onurlu, dürüst, ahlaklı, vicdanlı ve yalansız yaşadı dedim. Ve bu değerlere sahip insanlara bu ülkenin ihtiyacı var dedim. Ha fazla umudum var mı? Pek yok. Pek yok. Yani görünen o çünkü. <laughs> Ama olması gereken de o. Yani beni ayakta tutan da bu. Başka hiçbir şey değil. Uzun ömürler diliyorum size hep Her anlamda Hep beraber. Bu arada e, Giancarlo Giannini sonradan geldi aklıma. Yaşayan o, yaşayan o abi. E, diğer İtalyanı e, akademide görmüştük. Tamam, tamam. Giancarlo Giannini yaşıyor. Neyse şimdi yani kendisi de izliyordur belki. Tamam. alınmasın. Tamam. <laughs> hiçbir şey. Yok. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bakalım marşetlerle neler çıkarttık. Evet sevgili ben dostlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu akşam hakikaten e, bir büyük ustayla gördüğünüz gibi tiyatroyu Hani bir nefeste konuşmaya çalıştık. Bakalım manşetlerde Sayın Rutkay Aziz neler vermiş bize. Buyursunlar. Evet Rutkay Aziz. Komedyenlikten sıkıldım, kötü karakterlere yöneldiğim bir halk düşmanı oyunumla artık sahnedeyim. Hangi halk ben de bilmiyorum ama bir sürü ülkede sahnelendiğine göre ben global bir kötü olabilirim. Yetenekli insanlar tembelliği sever yahu. Bu analizimi de emekliliğimde beni rahat bıraksınlar diye buldum. <laughs> Anlarsın sen Mesut'cum dedi ve devam etti. Oyuna odaklanmak için seyirciyi görmemeye çalışıyorum ama onlar beni görmek zorundalar azizim. Yazık para veriyorlar çünkü. Atatürk diye, milli piyangoya benim fotoğrafımı basmışlar. Tamam kardeşim iyi oyuncuyuz da. Bu kadar da abartmayın. <laughs> evet harikulade. Ee, bir söyleşi oldu. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bana ayırdığınız vakit için çok Olur çok teşekkür ederim. Ya, hem sana hem burada emek veren arkadaşlarıma bütün iştenliğime teşekkür ederim. Valla bize bir kolektif işte. Ve bu yeni televizyon olayınızı da size başarılar diliyorum. Çok, çok, soluklu olun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet güzel bir akşamda umarım. Ben çok şey öğrendim. Dilerim o öğrendiğimiz şeyler ortaktır. Yeni bir Laf Şok'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.